İşte bir insanın kuvvetle böyle söyle benim namazım mutlaka kabul. Halbuki Allah ne buyuruyor? اَلَّذ۪ينَ fi ف۪ي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ قَدْ اَفْلِحَ الْمُؤْمِنُونَ اَلَّذ۪ينَ ف۪ي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ Müminler kurtuldu. Ama hangi müminler kurtuldu? Bak namazı kılanlar demiyor da. Namazı huşu içerisinde kılanlar diyor. Çünkü namazı kılanlara veil de var. فَوَيْلُ lil musallin. O namazı kılanlara yazıklar olsun diyor. Ayet. Münafığın namazını Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne yapıyor? Tarif ediyor. Horoz gibi. Böyle pat küt pat küt horozun kafası gider ya mesela. En büyük hırsız kimdir diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Esrakun nas. Bak orada ismi taftil var. İnsanların en hırsızı kimdir? Namazdan çalandır. Yani namaz önemli. Çok böyle ince. Ya o taraf ya bu taraf. Ayak kaydırabilir yani. Dolayısıyla namazın pansumanı vardır. Nedir? Sünnet. Sünnetler çok önemlidir. Yani sünnet kılmadığı zaman o farzlardaki eksiklikler borca yansır. Çünkü farz bizim neyimiz? Borcumuz. Borç ödüyoruz Allahü Teala'ya. Ondan kaçar yok. Borcun ne kadar güzel ödersen o kadar rahat cennete girersin. Çünkü ilk hesaba çekileceğin bir şey de namaz. İşte o borcu öderken bir güzellik yapman lazım yani. Mesela nasıl yapıyor adam? Gününde ödüyor veya gününden evvel ödüyor değil mi? Adam ne diyor borcu veren? Allah razı teşekkür ederiz diyor güzel. Veya işte borcu geciktiriyor sonra kendi isteyerek şartlısını konuşmuyorum şartlısı fıkıhta farklıdır. İsteyerek diyor ki ya biz senden şu kadar borç almıştık aradan 7 ay geçti. E, devalasyon da oldu enflasyon da fırladı. Biz isteyerek ben sana dolar olarak ödemek istiyorum mesela. Cinsleri değiştirdiği için faiz olmaz orada. TL TL olsa ne olurdu? Faiz olurdu. Ancak orada da bir İmam Ebu Yusuf fetvası var. Bak oraya girmiyorum kafanız karışmasın diye. Adam ne diyor? Sen bize iyilik yaptın. Bize dar boğazladık. Sana borcu veremedik. Sen bizim yok zamanımıza yanımıza geldin. Bize sana bu borcu dolar olarak ödemek istiyoruz. Bu nasıl bir borç ödemedir? Güzel bir borç ödemedir yani. Vereni de razı ederek bir ödemedir. Allah da bu işten razıdır. Ha, şart koşulmasını konuşmuyorum bak. O işin fetvası ayrı. Gönül isteğiyle. O işin tekniği ayrı şart koşsaydı falan onu ayrı konuşurduk. Gönül isteğiyle borcu güzel ödemek ne güzeldir. E biz en güzel şekilde borcu ödememiz gereken Mevla'dır. Celle Celaluhu. Onun da pansumanları vardır. Sünnetler bir kere. Namazın içindeki sünnetler. Ondan sonra abdeste yaptığın sünnetler. Bak farzları hiç konuşmuyorum. Ekstra yaptığın şeyler. Sonra namazdan sonra ne diyoruz? Estağfirullah. Estağfirullah. Ya namazda günah mı istiyoruz da? Estağfurullah diyoruz. Niye? Yaptığım hatalara estağfurullah ya Rab. Yani o namazdaki hatalarımı affet Allah'ım. Farzlarımı düzgün kabul et diye estağfurullah diyoruz. Keşke her camide de söylense yani. Bazı camide maalesef takıntılı hoca efendiler olabiliyor. Halbuki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu tavsiye ediyor. Namazdan sonra üç defa Estağfurullahillezîn la ilâhe illâhu el hayyel kayyûm ve tûbü deyin. Sonra duasını okuyun diyor. Ben bir kere bu gazı camide onu yapıyordum. İmam geldi beni ikaz dedi ki bundan sonra Estağfurullah demeyeceksin dedi. Hemen Allah'u menteselâm diyecek. Ya bu diyanetin dini değil bu. Din bir tane. Yani bu ne İsmaila'nın dini, ne diyanetin dini, ne ilahiyatın dini değil mi? Ne İmam Hatip'in dini, ne Ahmet'in, ne Mehmet'in. Bu din Allah Celle Celaluhu ve Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin dini. Onlar bir şey söyler bitti.